Ekranlarımızda siz çok gördünüz. Haberlerimizde, sabah haberinde, akşam haberinde, hafta sonu haberlerinde, hafta sonu çalar saatte. Biz yapmak zorundaydık bu haberleri. Kas hastalığından bahsediyorum. SMA kas hastalıklarından bahsediyorum. Yani ses olduk mu? Kısmen olduk, kısmen olamadık. Ve hala o insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı önündeydiler bugün. Allah'tan imdat, sizden imdat. Kurban olduğum Allah'ına kurban oldu. Allah. 16 yaşında ilaç istiyor. Teyzeciğim, sizin torununuz mu hasta? Torunum, torunum. Nefes alamıyor. Çok zor durumda. Çocuğum yoğun bakımda. Sesi bizi duyun, artık ilacımızı verin, artık imkanınız var. Gözü yaşlı aileler çaresiz. SMA hastası çocukları için tek istedikleri ilaç, yıllardır çalmadıkları kapı kalmadı. Bu kez son çare, Sağlık Bakanlığı'nın önünde nöbetteler. Düşünün, tedavi hakkınız var, tedaviniz var, ulaşamıyorsunuz. Ve ben buradan çocuklarıma da sesleniyorum. Anneciğim, gitmeyeceğim, nöbete devam edeceğiz. Türkiye'de çocuk yaşlı 1000'e yakın genetik kas ve sinir, yani SMA hastası var. Ailelerin mücadelesiyle hayati riski bulunan tip 1 hastaları için ilaçlar SGK kapsamına alınmıştı. Ama son dönemde bazı kriterler getirdi SGK. Solunum cihazına bağlı olmamak o şartlardan biri. Tip 1 hastası ve sadece 2 doz aldı. Diğerini vermediler. Amerika'da geliştirilen bir ilaç umutları. O ilacın dozu 400 bin lira. Yılda en az 4 doz kullanılıyor ve hiçbir ailenin bunu karşılayabilecek gücü yok. Tip 1 SMA hastaları için ilaca ulaşamamanın sonu ölümcül. Tip 2 ve 3 hastaları içinse yatağa bağımlı olmak demek. Çocuklarımız elimizden kayıp gidiyor. Bizim durumumuz gerçekten çok acil. Sağlıkta tasarruf olmaz. Çocuklarımız da karşımızda eriyor. Eve hapis oldular. Gözlerinin önünde eriyen çocuklarını bırakıp Ankara'ya geldiler. İlaç nöbetindeler. Buradan soruyorum. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Çocuklarımızın cihaza bağlanmasını mı? Sadece ilaç istiyor. Başka bir şeyden ne olur. Bakanımızın elini ayağını öpeyim valla. Bakın, sağlıkta tasarruf olmaz dedi ya bir arkadaşımız. Geçtiğimiz Haziran'la Ağustos arasındaki o şeye bakacaksınız, kesmeye. Haziran'da 38 milyonluk yardım varmış devletin. Ağustos'ta ise sadece bu sağlık harcamalarından yapılan yardım 9 milyon lira olmuş.